Mansur El Sabah çok şeker çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yalnız müfeccel marka Mansur El Sabah dinleyiniz. Mansur El Sabah alamet ifade. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir alkış. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, baraban bin biri biri bundan. Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum, gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Tamam o zaman. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Dillere Destan Show, Mansur El Sabah Show. Mansur El Sabah. Arkadaşlar iyi akşamlar. Canlı yayın Mansur El Sabah Show'a hoş geldiniz. Program yapımcınız, sunucunuz artı disk jokeyiniz ben Mansur El Sabah. İstanbul Merkez Stüdyolarımdan cümle aleme yürekten, gönülden, tadipten selam. Saatimiz 18, 26 Ocak 2022. Dün akşamki programı bu akşama taşıdık ve huzurlarınızdayız. Hoş buldum. Güzel bir akşam, güzel bir eve dönüş. Ben niye eve dönüş diyorum? Bakın anladınız değil mi geçenlerde eve dönüş. Bir kar yağdı, herkes birbirine girdi. Bu akşamki konumuz neden böyle kavgacıyız? Neden böyleyiz? Neden? Neden? Bir kar yağdı, birbirimize girdik. Neden? 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 Canlı. Hayat çok kısa, bir patır patır gidiyoruz. Bir yandan virüsle mücadele ediyoruz, bir yandan hayat gailesi. Ama işimiz gücümüz birbirimiz. Birbirimizi kırıyoruz, hemen kavga ediyoruz. Bir kar yağdı, birbirimize girdik. Karla değil, birbirimizle uğraştık. Neden böyleyiz? Neden? Neden? Neden?
çok canlı, heyecanlı. Çok canlı, heyecanlı programımıza tekrar hoş geldiniz. Sağa gösterirken çarşambadan vurduk, salı gösterirken soldan. Bazen öyle gün değişikliği yapabiliyoruz. Tam 44 paylaşım görüyorum, 5 yorum görüyorum. Arkadaşlar lütfen bunu paylaşalım istiyorum. Yorumlarınız benim için, bizim için çok değerli. Tarihe bir not düşüyoruz yaptığımız programlarla. Bir kar yağdı, herkes birbirine girdi. Bu akşam bunu konuşuyoruz. Neden böyle kavgacıyız? Neden böyle huysuzuz? Neden böyle saldırganız? Neden? Neden? Efendim tekrardan merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. En güzel akşamlar sizlerin, bizlerin olsun. Diliyoruz ki bu kavgalar, tartışmalar, didişmeler son bulsun ama ne yazık ki, ama ne yazık ki böyle olmuyor arkadaşlar. O yüzden çok üzülüyorum ben gerçekten. Bir olay olduğu zaman mesela karla mücadele etmemiz lazım. Normalde kar yağıyor değil mi? Karla, işte yerle mücadele etmemiz gerekiyor, yolla. Hayır, biz birbirimizle mücadele ediyoruz. Kar yağıyor, biz birbirimizle kavga ediyoruz. Affedersiniz, bazen dönüyoruz, arkamızla kavga ediyoruz. Arkamızla var yani. Biz de bu akşam bu sorunun cevaplarını arıyoruz. Bir kar yağdı, başka şeylerde de böyle oluyor. İşte seçim oluyor, maç oluyor, bilmem ne oluyor. Genelde bir agresif, bir saldırgan tavır içerisindeyiz. Bu akşamki konumuz bu. Yorumlarınızı hemen alalım arkadaşlar. Yorumlarınız çok ama çok önemli. Şu an itibariyle 47 paylaşım, 8 yorum görüyorum. 19 aktif dinleyicimiz var. 7 ifade, 0 kliple dashboard'dan buradan yayını kontrol ediyoruz. Eskiden bu kadar değildik. Yani ben çok iyi biliyorum. Eskiden bu kadar değildik ama bu başımızdaki idarecilerin kendini ve bizi idare edemeyişinden dolayı ne yazık ki bugünlere gelmiş bulunuyoruz. Bak, derin mana var bu lafta. Yani Ankara'dakilerin dili ne kadar sert olursa insanlar o kadar kutuplaşıyor. İnsanlar birbirinden nefret etmeye çalışıyor. Bir yandan hayat gayesi, bir yandan zamlar, ıvır zıvırlar, hastalıklar, bilmem neler, şunlar bunlar. Bizler de ne yazık ki bu kervana katılıyoruz. Yani siyasetçilerin bu kötü ağzına, bu kötü sözlerine veya sinirli davranışlarına, saldırgan davranışlarına, provokatif deniyor ya böyle kışkırtıcı şeylerine, bizler de katılıyoruz. İşte geçen pazartesi, ondan önce sürekli uyarılar yapıldı bu kar yağışı ile ilgili. Bir oldu, olmadı, ikincisinde yağdı falan derken, üçüncüsünde belli bölgelerde çok feci bir trafik yaşadık. Kar yağdı, böyle oldu. Eskiden çok güzel ifadeler vardı. İşte yağmur yağdı, böyle oldu. Kar yağdı, böyle oldu denilirdi. Şimdi adeta insanlar birbirlerini linç ediyorlar. Birbirlerine saldırıyorlar. Birbirlerini yok etmek için öyle ifadeler kullanıyorlar ki sanki yarın yüz yüze bakmayacağız, aynı masaya oturmayacağız, aynı yemeği, ekmeği paylaşmayacağız gibi. Evet, bugünkü sorumuz, her yerde şiddet ve kavga var. Her yerde bir kavga dili var, bir tartışma dili. Böyle şeye giriyor, küfürlere giriyor, ağır saldırılara giriyor. İşte efendim, bilmem ne haddini bil diye başlıyor Twitter'da. İşte haddini bil.
diye başlıyor. Arkasından işte bilmem neyi yedirmeyiz. İşte bilmem ne bilmem ne özür dile. Bilmem ne bilmem neye kimse dokanamaz. Ulan kurtlar sofrasında mıyız? Neyiz ya Allah aşkına? Ne oldu bize? Ne oluyor bize? Neler oluyor bize? Bu nefret dilini ve ne kadar, neden bu kadar çözüme yönelik değil de kavgaya, tartışmaya, saldırıya yönelik insanlar haline geldik? Hepimizin içinde az da olsa var ama çok olanları çok rahatsız edici tabii ki. Kadın cinayetleri, insan cinayetleri, hayvan katliamları, şunlar bunlar aldı başını gidiyor. Politikacılarımız dersen onlar da böyle kavganın üzerine eskiden benzinle falan giderlerdi. Şimdi adeta tinerle gidiyor. Ay ağzının tavanını öpeyim be. Yani parlayıcı maddelerle, daha tehlikeli maddelerle gidiyor. Ankara'dan başlayarak bütün yurda dağılan bir nefret söylemi, bir efendim böyle bir kavga dili, bir provokasyon, kışkırtma, tahrik vesaire vesaire durumları var. Böyle konuşunca aklıma şey geldi. Efendim çok değerli hocamız Profesör Doktor ekranda da görüyorsunuz, ben onun paylaşımlarını çok severim, bazı sohbetlerine de gittim. İşte diyor ki sevgili Üstün Dökmen abimiz, çocuğumuz düşüp kafasını masaya çarpınca biz hemen masayı döveriz. He masa, sen niye orada duruyorsun diye. Çocuk masa orada durmasa kafayı çarpmayacağını sanır ve büyüdükçe yaptığı her hatayı bu şekilde devam ettirir. Bunun devamı var, bunu okuyacağız. Biz de yaptığımız bütün hatalarda hemen bir günah keçisi, hemen bir işte bilmem ne, sen neredesin ulan, haddini bil. İşte ya istifa, bilmem ne, Ekrem istifa, Tayyip istifa. Hayır, ne oluyor böyle? Hayır, öyle olacak olsa adam kalmayacak ortada yani. Ya kendini bil Sezen Aksu. Sezen Aksu yalnız değildir. Ya bize ne oldu? Harbiden, cidden, samimi olarak söylüyorum, neler oluyor bize, bize neler oldu, güzel bir şarkıydı o. Hemen mesajlarınızı atın ki yaklaşık bir 10-15 dakika sonra küçük bir panorama yapalım ve hemen ardından mesajlarınızı okuyalım. Neden böyle olduk? Sakıp Ağa gibi söyleyecek olursak. Neden, neden, neden ulan? Neden? Rahmetle anıyoruz. Dertler benim, çile benim, hayat sevdim senin olsun. Olsun be. Adam bir çok dert vermiş, beraber derman vermiş. Mevla bir çok dert vermiş, beraber derman vermiş. Dert bende, derman sende. Başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Şimdi haberlere bir bakalım, ne var ne yok arkadaşlar, yurtta ve dünyada ne gibi gelişmemeler olmuş. Biliyorsunuz yollarda kaldı insanlar, genelde ben de tam o gün o mal ofis deniliyor ya, mal gibi oraya gidiyordum, böyle bir işim vardı, dedim oradan da mal ofise uğrarım falan. Sonra baktım hava çıldırıyor, ya dedim en iyi geri döneyim, çünkü ne der bir atasözünde, akıllıca bir dönüş kötü bir direnişten daha iyidir. Bunun hesabı tam da böyle 212 mall ofis orasındaki işlerimi başka güne sepetledim. Netice itibariyle hava durumundan dolayı. Günlerce uyarı yapıldı. Bir uyarı yapıldı, kar geldi, teğet geçti. İkinci uyarı yapıldı, kar geldi, teğet geçti. Üçüncü uyarıda uyarı çok şiddetli olmamasına rağmen özellikle o bölgelere, söz konusu bölgelere şiddetli bir kar yağışı meydana geldi. Bu arada bu kar yağışının meydana geldiği yerde normal güneşli bir
havada gidin, hemen hemen aynı trafiği görürsünüz. Hafif hafif akar ama inanılmaz kaostur. Bilenler bilir, iki telli kavşağı. İşte efendime söyleyeyim, bu Star City'nin olduğu bölge, efendim 212 ve onun arka sokakları, buraları zaten fecidir. Yani akşam saatlerinde çok yoğun bir trafik olur. Hafif hafif akar, evinize gidersiniz. Tabii böylesine olağanüstü bir kar gelince de ortalık birbirine girdi arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Efendim tuzlama yok denildi, solüsyon yok denildi. Ya kardeşim 50 santim kar geldi ve bunun ne tuzu kaldı ne solüsyonu kaldı. Arabalar oraya adeta saplandı. Zaten şöyle söyleyeyim, harikulade bir arabanız var diyelim. İşte arazi aracı, dört çeker aracınız var. Yüksek yerden. Dördünde de kar lastiği var. Dördünde de zincir taktınız diyelim. Önünüzdeki kişi eğer yaz lastiği taktıysa ve debeleniyorsa, diyelim 3 şerit araba, yani yolu, siz orada istediğiniz en güzel araç, lastik ve zincirlere sahip olsanız bile oradan kımıldayamıyorsunuz. Bunları ben canlı olarak 2004'te ve diğer yıllarda yaşadım. Yani biz birey olarak acaba sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz ki? İşte efendim, işte Ekrem istifa, işte şu istifa, işte İçişleri Bakanı istifa vesaire, hemen böyle suçu başka bir şeyde arıyoruz. Özellikle havaalanında çok feci şeyler yaşanmış. Tabii ki bu sözünü ettiğimiz Hadımköy, Beylikdüzü, efendime söyleyeyim, iki telli kavşakları, Başakşehir, buralarda çok şey yaşandı. Çünkü çok dehşet bir kar yağdı oraya. Aynı şekilde havaalanına da dehşet bir kar yağdı. Bu bir afet ya da arkadaşlar bir doğa olayı, yani ne diyelim. Zaten doğa olayı olmasa da bu güzelim karı biz zaten afete çevirmeyi biliyoruz. Yani afete çeviriyoruz, her şeyi bir olaya çevirebiliyoruz, böyle bir huyumuz var. Havaalanında da tabii yoğun kar orayı da kapladı. Yani o havaalanında da işlerin bir yönde ters gitmesi normal tabii ki. Çünkü olağanüstü bir kar var. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi yağmadı, tipi şeklinde geldi. Daha önce internet sayfalarımızdan da belirttiğimiz gibi vortex efektli bir kar fırtınası meydana geldi. Efendim bunlar nedir? Onları ben sizlerle paylaştım zaten. Yani bugüne kadar hemen hemen görmediğimiz bir kar fırtınası meydana geldi. Efendim seas şeklinde geldi. Yani İngilizce terimleri ben sizlere elimden geldiğince arkadaşlar aktarmaya çalıştım. Dün akşam içinde aynı şey söz konusuydu fakat olmadı. 20.45'ten sonra özellikle 24 Ocak için bir kar örtüsü denildi. Fakat o da olmadı çok şükür. Bir tek pazartesi günü çok dehşet bir belli bir bölgede özellikle. Çünkü yurdun bütün her yerinde, Antalya'ya gidilemiyor. Yollar yeni açılıyor, öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir yağış aldı. Ama biz hemen birbirimize saldırmayı, birbirimizi yok etmeyi uygun gördük. Günah keçileri buluyoruz kendimize göre, kafamıza göre ve birbirimizi yiyoruz adeta. Bunu ben de ilk defa duydum. Vortex destekli avar kar fırtınasıymış. Pazartesi saat 4 itibariyle yakalandığımız vortex, bulunduğumuz coğrafyada kuzey yarı küre saat yönünün tersine dairesel hareketle kendi ekseni etrafında dönen hava akımıymış. Bu hava akımı deniz üzerinden hareketle geliyor. Denizin üstünden ne alıyorsa artık bol miktarda yağış topluyor ve uğrayacağı yere sanki kafadan böyle kafadan aşağı kar döktüğünüzü düşünün, böyle kovalarla. O şekilde kar yağışı bırakıyormuş vortex. Etkili olduğu lokasyonda, yani bölgede kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden olur. Ya biz bunu anlamadık, hemen birbirimize saldırmaya başladık. Tabii ki belediyenin eğer kusuru varsa vardır, karayollarının kusuru varsa vardır, hükümetin kusurları varsa vardır, ama ondan önce biz saplandığımız şu durumdan çıkmamız gerekiyor. Yani sel bastı işte, bozkurtu diyelim. Önce insanları kurtaracağız, canları kurtaracağız, malları kurtaracağız, efendim hayvancağızları kurtaracağız. Ondan sonra orayı imar edeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki işte burada yapılan rant nedeniyle burası bu hale geldi. Çözüm yoluna gideceğiz. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Öp abicim. İşte buna bağlı olarak
olarak havaalanında da acayip şeyler yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldı. Turistler "We need hotel, otele ihtiyacımız var, otel istiyoruz" diyerek bağırdı. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını engel oldu, biliyorsunuz. Ben tam onda bir saat 16 gibi bir paylaşımda bulundum. Lütfen dikkat diyerek dikkatinizi çekmeye çalıştım. Çünkü ben o sırada zor zar aracı park edip hemen eve girdim ve baktım normal bir kar gelmiyor. Dehşet bir şey geliyor. Hayatımda görmediğim bir fırtına geliyor dedim. Vatandaşlar İstanbul havalanında mahsur kaldı. Orayı da biliyorsunuz zaten, yani Karadeniz havası hakim. Geceyi havalimanında kartonların üzerinde geçirdi. Efendime söyleyeyim. İşte hepimiz bir takım şeyler buluyoruz. İşte dış mihraklar bunları yapıyor. İşte Ekrem istifa diyoruz vesaire. İşte Ekrem İmamoğlu balıkçıya gitmiş, öbürü kebapçıya gitmiş. Yani keşke o gün balıkçıya gitmeseydi de. Ama efendim, neyin ne zaman olacağını bilemiyorsunuz. Ben Ekrem İmamoğlu yerinde olsam bu tip durumlarda, teyakkuz durumlarında hiçbir yere gitmem. Orada böyle piskevit ekmek, piskeviti çaya banarım böyle. Bu artistlerin yaptığı gibi giderim orada canlı yayında, böyle karın altında böyle üstüne bir şey giyersin değil mi? Yani işi de bilmiyor adam açıkçası ondan sonra. Kusurları varsa sonuna kadar söyleyelim tabii ki. Çünkü Türkiye, İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun değil, işte Tayyip Erdoğan'ın değil, Devlet Bahçeli'nin değil, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin, öyle değil mi? Tabii ki kimsenin gözünün yaşına bakmayalım, eleştirelim, kanuni haklarımız vesaire ne varsa kullanalım. Ama benim demek istediğim, böyle birden hemen kavga, o ona bağırıyor, karikatürde görüyorsunuz, o ona bağırıyor, o ona bağırıyor, işte o da köpeğine çekiç yavru ayısına çocuk, ekranda gördüğünüz gibi. Bunlar beni çok rahatsız ediyor. Bir yandan bugün kar erime olayı vardı. Çoğu insanın kafasının üstünde buz kütleleri, işte buz parçaları düştü. Küçükçekmece'de bir çocuk çocuğunu iple bağlayıp karla kaplı çatıyı temizletti. Bunları temizlemek lazım arkadaşlar, ama bunları çok bilinçle yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Benzin ve motorin fiyatlarında araçları garaja çektirecek bir gelişme söz konusuymuş. Neymiş efendim o? Milli Gazete haberine göre yüksek seviyeleri çıkan dolar kuru sonrası akaryakıt fiyatları da bu yükselişten etkilenmiş. Benzin 14.05, motorin 14.27, LPG 9.36'ya geldi. Akaryakıt fiyatları üzerine yaşanan bu şey bütün piyasayı, her şeyi, ama her şeyi alt üst etti arkadaşlar. Bu arada yaklaşık 800 tane akaryakıt istasyonu kapanmış. Evet. Biraz önce haberlerde dinledim. 800 akaryakıt istasyonu kapanmış. 500 tane akaryakıt istasyonu, hani bizim benzinci diye tabir ettiğimiz yerler. Buralardan bizi dinleyenler varsa neden kapandıklarını bize belirtsinler. Biz biliyoruz, fakat bilmediğimiz şeyler olabilir. Benzin, motorin ve LPG'de kaos. Yüzlerce akaryakıt istasyonu daha kapanabilir. Ben 800 tane kapandığını resmi olarak biliyorum. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası açıklama yaptı. Kasım ve Aralık ayı içerisinde 800'e yakın benzin istasyonu kapandı. Bu ay sonuna kadar yaklaşık 500 benzin istasyonu daha kapanabilirmiş. Kar altında ucuz ekmek yağ kuyrukları devam ediyor. Biliyorsunuz dünya bizi kıskanıyor. Biz de niye kıskandıklarını henüz hala anlayabilmiş değiliz. Neyi kıskanıyorlar? Türkiye'de ekonomik darboğaz yüzünden hem fahiş fiyatlardan hem de düşük gelirle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar buz gibi havada, kar altında ucuz ekmek ve yağ kuyruğunda bekliyor. Hatta bir tane karikatür vardı, gördünüz mü bilmiyorum. Çocuk diyor ki, anne diyor, bak diyor, ne kadar çok kardan adam var diyor. O da diyor ki, yavrum onlar kardan adam değil, ekmek kuyruğunda bekleyen insanlar. Kuyruğu, ekmek kuyruğu. 80'lerde bari bir bereket vardı efendime söyleyeyim. Yani bazı ürünler, işte ambargo uygulanmıştı vesaire. Bazı ürünleri
ulaşamıyorduk. Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalı'ndan kar esareti için skandal sözler geldi. Biliyorsunuz bugünkü program konumuz neden böyleyiz, neden birbirimize giriyoruz? Din insanları, işte din adamları deniliyor ya. Onların böyle daha böyle güzel, bağlayıcı, sevgi dolu paylaşımlarda bulunması gerekiyor. Ama tam tersine din adamlarıyla ilgili de bir program yapmak lazım aslında. Ayasofya eski baş imamı, İslam hukuku profesörü bir de. Mehmet Boynukalı'nın sosyal medya hesabından İstanbul'u esir karla ilgili, işte bu Sezen Aksu'nun Adem Havva şarkısı var diye, Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar paylaşımıyla uyardı. Hoca efendileri de kendine gelmeleri konusunda istirham ediyorum efendim. Hayır, hiç değilse okuduğunuz kitabın yüzü suyu hürmetine lütfen kitabı değil siz kitaba uymaya çalışın. Yani din adamları, imamlar böyle konuşursa cemaat tabii yolda birbirine girer. Başka ufak tefek başlıklar var. Hemen yorumlarınıza geliyorum arkadaşlar. Şu an itibariyle 15 yorum görüyorum. Programımızın konusunu tekrar edelim. Bu akşamki konumuz neden böyleyiz, neden kavgacıyız, neden hemen birbirimize giriyoruz? İşte bilmem ne istifa, bilmem ne haddini bil, bilmem neyi yedirmeyiz. Bilmem nenin yanındayız. Ne oldu ulan? Yani düşman yolları mı kesti? Ne oldu? Yani biz bize niye düşman olduk? Sormamız gereken soru bu. Eyvallah, çok güzel konuştun. Sağ olasın. Başka ne vardı? Ayasofya imamının işte Allah çarptı sizi bu şekilde. Allah karla çarptı sözünün ardından. İşte Fazıl Say, sanatçılar da böyle kavga içine çekildi veya kendileri daldı bilmiyoruz ama efendim MHP'li bir isim Fazıl Say'ı tehdit ediyor. Fazıl Say da ona diyor ki, efendime söyleyeyim, işte böyle 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 diyor. İşte çok ayrıntıları var, kafanızı sıkmak istemiyorum. Bir yandan bu pandemi devam ediyor. Öbür yandan bilim insanları pandeminin torunlarımızın torunlara geçeceğini, yani torunlarımızın torunlarına geçeceğini ve bu aşının torunlarımızın torunlarına dahi yapılması gerektiğini ABD'li bilim insanı söylemiş. ABD'nin en prestijli hastanelerinden biri olan Mayo Clinic'ten Dr. George Poland, koronavirüsün bu 100 yılın sonuna kadar, yani 2100'e kadar hayatımızda olacağını söylemiş. Poland, insanların nesiller boyunca Covid-19 aşısı olmaya devam edeceğini söylemiş. Oh, aşı şirketleri için harikulade bir haber. Ama Allah büyüktür, ben inanıyorum bu virüs kendi başını yiyecek. Bu arada tabii cepte yok, para yok. İnsanlar nasıl yaşıyor, nasıl geçiniyor? Tabii ki kredi kartıyla. Kredi kartı ve kredi kartı borçları 1 trilyon yeni parayla söylüyorum. Eski parayla anlamak isteyen 6 sıfır koysun. Kredi ve kredi kartı borçları 1 trilyon lirayı aşmış. Yani şu anda 1 trilyon 17 milyar yeni parayla Türk milletinin kredi kartı borcu var. Bunlar gündemden ufak tefek başlıklar. Şimdi mesajlara geliyoruz arkadaşlar. Neden kavgacıyız? Niçin böyle birbirimize giriyoruz? Ozan Arif'in bir şarkısı vardı, böyle bir programda yakalamıştım. Neden böyleyiz? Neden böyle perişan? Sebep ne? Arayıp soruyor muyuz? Bu işin sebebi bence Müslüman. Acaba farkına varıyor muyuz? Müslümanlık çünkü adımız bizim. Adımız gibi mi tadımız bizim? Eksik mi? Eksik mi dediğimiz kodumuz bizim? Fitnesiz, fesatsız duruyor muyuz? İslam'ın şartı 5, imanın 6 diyerek işleri her türlü haltı. Yeah. Aklımıza gelmez toprağın altı. Yeah. Emaneti sağlam koruyor muyuz? Esiri olmuşuz malın, servetin,
zinanın, şehvetin, kovu gıybetin, vatanın, milletin, dinin, devletin en ufak, en ufak işine yarıyor muyuz? Bu devirde, bu devirde kimin kötü halı var? Şimdi, şimdi için bile özel yalı var. Hepimizin, hepimizin iyi kötü malı var. Fitreyi, zekatı veriyor muyuz? Birbirine, birbirine düşman zenginle fakir, birinde hamd eksik, birinde şükür. Hepimizde ayrı, değişik fikir. Birlikte, birlikte üç adım, üç adım yürüyor muyuz? Elin gözündeki çöpleri tek tek görüp gösteririz. Kaçırmayız pek. Kendi gözümüzde mertek var, mertek. Görüyor muyuz biz hiç? Bizdeki suçu görüyor muyuz? Ya. Neyi? Neyi öğreniyor? Neyi duyuyor? Karnı evde, beyni beyni, beyni nerede doyuyor? Oğlumuz, kızımız nasıl büyüyor? Üstüne, üstüne kol kanat geriyor muyuz? Kitabımız Kur'an, ilim kokuyor. Kaç Müslüman günde açıp bakıyor. Okuyan da işte öyle okuyor. Manasına, manasına kafa yoruyor muyuz? Madem ki her nefes haktan hediye, dünya için hakkı unutmak niye? Bugün Allah için ne yaptım diye akşam kendimize soruyor muyuz? Ya. Arif. Evet, Ozan Arif'in Neden Böyleyiz adlı güzel eseriydi bu. Bir şarkı daha vardı. Neler oluyor bize? Bize neler oluyor? Şimdi mesajlara geçiyoruz arkadaşlar. Bir kar yağdı, herkes birbirine kar topu yerine çirkeflik attı. Neden acaba? Kar topu yerine hakaretler attık birbirimize. Bu dünya fani ama kazık kakmış gibi kazık atıyoruz birbirimize. Yani... Yıllarda özellikle siyasetçilerin de gazıyla şiddet ve kavga yanlısı bir toplum olduk. Kavgasız, şiddetsiz gün geçmiyor. Eğer bir toplumda adalet tam olarak yoksa o toplumda şiddet, kavga kaçınılmaz hale geliyor. İşte gün geçmiyor ki sağlık çalışanlarına şiddet, aile içi şiddet, hastanede şiddet, kadın cinayeti her gün hemen hemen ne yazık ki. Unutma. Unutma.
Yayınımızı paylaşan saygıdeğer dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. 51 paylaşım var. Yetmez ama çok şükürler olsun. Lütfen yayınımızı hemen paylaş diye basarak hem grubunuzda hem diğer sayfalarda ya da arkadaşınızın sayfasında paylaşabilirsiniz. Paylaş butonuna bastığınızda arkadaşlar çeşitli şeyler çıkıyor. Bu arada özellikle bugün Facebook'ta bir mesaj geliyor. İşte sayfanız inceleme altına alınacaktır vesaire diye. Bu tip hacklemelere karşı dikkatli olmanızı öneriyorum. Facebook'tan böyle bir bildiri gelmiyor. Aynı şekilde Instagram'da da işte sizin şurada resimleriniz varmış, işte şurada sizi hakaret etmişler, işte bunları görmek istiyorsanız diye sizi yönlendiriyorlar. Siz sanki Instagram'dan çıkış yapmış gibi kullanıcı adı ve şifrenizi girdiğinizde şak hemen hesabınız ele geçiyor. Aynı şekilde Facebook'ta da böyle bir şey var. Facebook bilmem ne kurallarını değiştirdi vesaire diyor. Bastığınızda başka bir sayfaya Facebook'tan çıkış yapıyorsunuz diyor. Lütfen iyi okuyun. Etiketlenme olarak geliyor. Facebook hesabınız hacklenebilir. Daha önceden Meta şirketi uyarılarda bulunmuştu. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Şifrelerimizi değiştirmeye özen gösterelim. Gelen bir mesaja karşı kullanıcı adı veya şifre girmeden önce 10 defa tekrar ediyorum. 10 defa düşünelim. Şimdi Üstün Dökmen hocamızın çok güzel bir sözü, uyarısı, dersi var. Hemen onu paylaşmak istiyorum sizle. Neden kavgacıyız? Neden bu kadar saldırganız? İnanın ben çok üzülüyorum. Çok muzdaribim bu konuyla ilgili. Ama açıyorsunuz, bakıyorsunuz devleti milleti yönetenler ne yazık ki bu şekilde davranıyorlar arkadaşlar. Bizler de onları mı örnek alıyoruz yoksa onlar nefret dilini bu kadar geliştirdiler haliyle mi etkileniyoruz? Şimdi bu yorumlara geçiyorum efendim. Fakat ondan önce hocamız Üstün Dökmen hocamızın işte ekranda da görüyorsunuz. Çocuğumuz düşüp kafasına masaya çarpınca biz hemen masayı dövüyoruz. Diyoruz. Sonra orada duruyorsun diye masaya bağırıyoruz. Çocuk masa orada durmasa kafasını çarpmayacağını sanıyor. Efendime söyleyeyim. Çocuk masa orada durmasa kafasını çarpmayacağı sanıyor ya işte bu böyle büyüdükçe devam ediyor. Büyüdükçe yaptığı her hatayı yükleyecek birini veya bir şeyi muhakkak buluyor malum. Mesela bizim Balkan Harbi'nden kalma dandik vagonlara 160 kilometre hız yaptırdılar. İlk virajda sizlere ömür. Kimin üstünde kaldı bu? Makinistin. Gelene geçene ayran toz falan satan kendi halinde sakin bir kasabaydı Susurluk. İçişleri Bakanlığı, MİT, JITEM, General Özel ve milletvekili iş adamları 1000 kişi falan yargılandı. Her şeyin başının altından çıkmış yeşilin. Deprem oldu 7 vilayette 50 bin kişi öldü. Binlerce bina yıkıldı. 10 binleri ağır hasarlı hepsinin sorumlusu olarak kimi kulağından tutup hapse tıktık. Sadece Veli Göçeri. Edirne'de bebeler şakır şakır öldü. Hiç utanmadan bisküvi kolilerini koyup gömdüler. Araştırdık ihmal yok dediler. Peki neden öldü bu yavrular? Klimadan. Dikkat isterim. Klimacı bile değil. Klimadan. Rakıdan öldük. O gün ile bugün arasında ne değişti? Kapağın rengi. Sanal sorumlumuz bile var. Yollarda her gün 10 insanımız heba oluyor. Bir canavar yarattılar kafadan. Trafik canavarı. Dolar patlasa enflasyon canavarı. Hatta sorumlu olmayan sorumlumuz da var. Milli takım oynayıp yeniliyor. Suçlusu kim? Takıma alınmayan Hakan. Evet bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Domatesleri Ruslara kakalayamıyoruz sinekten. Deli dana geliyor inekten. Millet hormonlu diye tavuk yemiyor Erman Toroğlu'ndan. Evleri su basıyor yağmurdan. Yolda karılıyoruz kardan. Ormanlar yanıyor sigaradan, ihmalden. Gemi batıyor dalgadan. İyi de kardeşim uçak neden düşüyor? Rahmetli pilottan. Peki bu şartlarda hayatta nasıl kalmayı başarıyoruz? O da Allah'tan. O da Allah'tan. Evet. Üstün Dökmen hocamızın harikulade bir yazısı. Ben bu sohbetlere de katıldım. O yüzden bunu aktarmayı uygun gördüm. Ya kar yağıyor arkadaşlar ya. Yunanistan'da da böyle oldu, diğer yerde de böyle oldu. Kahramanmaraş'ta da böyle oldu. Gaziantep'te de böyle oldu. İhmaller var mı var, eksikler var mı
olabilir, var. Ama neden bunları barış yoluyla, esenlikle halletmiyoruz? Neden her yerde şiddet ve kavga var? Bu tabii ki ailenin içine kadar nüksetti arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen yorumlara bir bakalım ve devam edelim. Ay. Öncelikle paylaşımlara ve ardından yorumlara çok teşekkür ediyorum. Bugünkü sorumuz şuydu. Neden böyleyiz arkadaşlar? Niçin böyleyiz? Kutsal iyi yayınlar, kar yağdı, troller ve yandaşlar İmamoğlu'na verdi, veriştirdi ama seçim günü polemikler unutulur gider, balık hafızalıdır yandaşlar. Çünkü Küçükçekmece'den selamlar. Sevgili Okan abimiz iyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyoruz. Armağan, İstanbul'a kar yağdı, hükümet tarafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı kar temizleme tartışması başlattı. Yani evet, hükümetteki insanlar da öyle, işte iki tane bakan aniden Erdoğan'ın talimatıyla gönderildi. İşte metrolar ücretsiz yapıldı vesaire. İşte biz buradayız denildi. Zaten karlar erimeye başlamıştı. Yollar açılmıştı. İşte tamamen açık olmayan yol yok denildi vesaire. Aslında benim partim senin partini döver anlayışı dışında hepsi birlikte kenetlense, işte efendime söyleyeyim, o ülkenin başındaki insan, diğer insanlar, bakanlar, belediye başkanları el ele vererek orada insanlarımızı o içinde bulundukları durumdan kurtarmaya çalışsa, değil mi efendim? Bizler böyle işte Twitter'dan, sosyal medyadan klavye delikanlılığı yapıp işte ya bu istifa şu balıkçıdaydı, şu lahmacuncudaydı, şu bilmem neredeydi. Yani onun hesabı sorulur elbette ki ama önce ne var efendim? Amaç üzüm yemek. Yok, bizde esas amaç bağcıyı dövmek. Bağcıyı. Bak, derin mana var bu lafta. İşte Gaziantep'te yollar tıkandı, insanlar yollarda kaldı. Gaziantep Belediyesi istifa. Kahramanmaraş'ta öyle oldu, diğer yerlerde öyle oldu vesaire. Ya durun bir dakika bakalım ya. Biz birey olarak, vatandaş olarak görevimizi yapıyoruz. Çıkma diyorlar, çıkıyoruz. Kar lastiği diyoruz, yaz lastiğiyle geziyoruz. Zincir lazım diyoruz, dinlemiyoruz. Birçok insan iş yerlerinde yattı o gün zorunlu olarak. Birçok insan etraftaki otellerde kaldı. Adam başı 700, 800, 900 liraya çıktı oteller. Fırsatçıyız bir de yani. Düşünebiliyor musunuz yani? Nereye gelebiliriz ki bu durumda? Bülent Kral, iyi akşamlar, iyi yayınlar abi. Galiba biraz aceleciyiz, sabredemiyoruz. Sen işte tamam, bu zurnanın zırt dediği yer. Aceleciyiz, çok heyecanlıyız, gaza geliyoruz, sabırsızız, sabredemiyoruz. Birbirimize anlayış gösteremiyoruz. İşte o yüzden böyleyiz. Evet, kar gitti. İstanbul'da da soğuğu kaldı. İzmir bile eksi 4'ü gördü. Soğuk İstanbul akşamından selamlar demiş Gülcan Hanım. Bizden de efendim. Sevgili Mansur, rahmetli Hidayet Bey'in mekanı cennet olsun, yakınlarına huzurunuzda başsağlığı diliyorum. Program büyüğümüz geçen hafta vefat etti. Tekrardan rahmetle anıyoruz. Çok acı, üzüldük gerçekten. Yani görüyorsunuz, bugün varız, yarın yokuz. Nedir bu yani? Biz böyle değildik Mansur Bey. Hep zamlardan sonra böyle olduk demiş. Zamlardan önce de böyleydik ama bu kadar değildik gerçekten. Almazar ne demiş? Cumhurbaşkanı racon kestikçe alkışlayan bir milletten ne bekliyorsunuz demiş. Bu şekilde yorum yapmış. Yani Erdoğan racon kesiyor, alkışlıyor. Öyle bir kesimden ne bekliyorsunuz? Televizyonda mafya siyasette mafya, Fatih Terim bile racon kesiyor ya spor programında. Erman Toroğlu var mesela, ayrı mafya. İzleye izleye herkesi asabiyetle yaşıyor hep medya. Medya ve mafya kafiyesini uydurmuş. Atakan Soyer, her ne kadar son yılların en soğuk kışı olsa da manzarasını seviyorum. Yeter ki havalar soğuk, insanlar sıcak olsun. Son olarak sevdiğim bir söz var, yazayım. Fazla ciddiye almayın bu hayatı. Nasıl olsa içinden sağ çıkamayacağız hakikaten.
Ya bir 24 saat sabredebilseydik neler neler olacaktı arkadaşlar. Yardım etmek yerine herkes ahkam kesmeye başladı. Haddini bil, in aşağı, efendime söyleyeyim istifa, onu yedirmeyiz. Nedir lan bu yedirmeyiz lafı nereden çıktı? Ne dangalak bir şey ya. Yani ona söz söylettirmeyiz. İşte haksız yere ona bağıramazsınız, haksızlık yapamazsınız yerine. Yedirtmeyiz. Bu yamyam tabiri nereden çıktı ya? Yedirtmeyiz onu. Yani insan yiyoruz ya, ulan bütün hepsini yediniz arkadaşlarımızın, bunu size yedirtmeyiz gibi. Evet, Atakan'ın da hatırlattığı o çok güzel. Fazla ciddiye almamamız lazım bu hayatı. Nasıl olsa içinden hiçbirimiz ama hiçbirimiz sağ çıkamayacak arkadaşlar. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Muhterem Bey, iyi yayınlar Mansur Bey. Her gün değişik boyutlarda kazık yerken bozulduk artık demiş. Artık kar yağışı değil, buzdolabı bizi kurtaramaz gibi geliyor bana. Evet, her gün değişik boyutlarda yiyoruz böyle. Çok böyle yağlısı var, kurusu var. Gökçen Hanım Kayseri'den merhaba canlar demiş. Bizden de merhabalar. Sesimizin ulaştığı herkese esenlik diliyorum. Çok güzel bir mesaj bu. Biz de aynı esenliği, barışı tüm dünyaya diliyoruz. Kış mevsimi değil, insanlar soğuk. Bundan dolayı kar yağdı diye birbirimize giriyoruz. Bakın, teşekkür etmek, rica etmek, lütfen demek, özür dilemek acziyet değil. Aksine insaniyet göstergesi. Ama öyle bir hale geldi ki lütfen dediğimizde, teşekkür ettiğimizde, yanlış davranış sonrası hatamızı görüp özür dilediğimizde karşımızda acziyet gösteriyormuşuz gibi karşılık görüyoruz ne yazık ki. Ben de aynen katılıyorum. Hayır, bir de mesela yani erkekler böyle lütfen filan dediğin zaman adam seni şey sanıyor. Adama bak ya, lütfen rica ederim filan dediğinizde. Yani... Lütfen diyorsun filan, adam gay sanıyor ya. Ya ne cahiller var ya. Ya ayrıca onlar da öyle konuşabilir, lütfen diyebilir, biz de diyebiliriz. Yani böyle ya bu hanım evladı filan şey yapıyor, öyle yorumluyor. Gökçen Hanım'ın mesajında nefret söyleme önce dili sonra da düşünceyi bozdu. Topluma da bozulmuş düşünce hakim olunca. Aynen katılıyoruz. Program büyüğümüz aziz ve muhterem Hidayet abimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Çok özleyeceğiz. Her daim sevgiyle yad edeceğiz. Göğe selam olsun Hidayet abi. Görüyorsunuz sürekli olarak Hidayet abimiz programımızda yine hoş bir sada olarak o güzel ismi geçiyor, geçecek. Ali Rıza, isyanım var. Tuşuna defalarca bas abi. Televizyonu açıyoruz, haber kanallarını. İstanbul'da her yer kar, kış, kıyamet, yazık. Türkiye bir tek İstanbul'dan mı oluşuyor? Diğer illerdekiler deniz sahillerine keyif mi çatıyor? Denizde bugün 20 santim ve yer yer 40 santimi geçen kar var. Erimedi. Soğuktan kar yağmadı. Bugün merkezde, doğuda her kış soğuk, kar kıyamet değil mi? Bir de işin öyle bir acı yanı var. İstanbul'da bir şey oldu mu? Yani tamam, diğer yerlerde oldu mu, İstanbul'da olmadı mı konuşmuyoruz. Ama İstanbul'da oldu mu? Artık dünya duruyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin yarısı İstanbul'da. Yani şimdi matematik olarak 1/4 gibi geliyor ama giriş çıkışıyla vesairesiyle İstanbul ne yazık ki yüzlerce ülkeden daha büyük bir şehir. Böyle olunca tabii bunların yaşanması da olağan arkadaşlar. Ya işte bugün neler gördük? Rahmetli Kadir Topbaş'la Ekrem İmamoğlu'nun videolarını böyle montajlamışlar. Ya ölüyle diriyi. Kadir Topbaş'ın, rahmetlinin yaşadığı zamanla 2022 yılını aynı kefeye koymuş herifler ya. Yani kafaya bakar mısınız? Efendim işte 2004'te de kar yağmıştı ama işte bu kadar. Ya ben 2004'te aracımla gazeteden çıktım akşam yayın grubundan. Baktım felç her yer. Tekrar arka kapıdan girmem 1,5 saate aldı. 2004'ün İstanbul'unu düşünün arkadaşlar. 16, 17, 18 sene önce.
Neyse o sırada adamın birini gördüm. Ben yürüyerek gidiyorum, metro ile giderim dedim. Metroda elektrikler kesikmiş. Ta Topkapı'dan Bahçeli Evleri yürüyerek gitmiştim. O sırada adamın biri, işte 2004 yılından bahsediyorum, Erdoğan başbakan, işte Erdoğan'a söylendi. Ulan dedi, işte bu Erdoğan'da filan falan. Dedim ki ne alakası var takamadığın araba zinciriyle ilgili, Erdoğan'ın ne ilgisi var dedim. Ne oluyor, kim bu ya filan böyle baktı. Ya dedim böyle söyleniyorsun başbakana filan. Başbakan mı gelip dedim senin zincirini takacak? Yani biz sıkıştık mı, Üstün Dökmen hocamızın dediği gibi küçükten böyle yetiştirildik. Masaya vurduğumuzda masayı döverdi annemiz. Şimdi ne oluyor? Bir sorun yaşadık mı? Erdoğan istifa. Karda kaldık yaz lastikleriyle, çıkma dediler. 3 defa çıktık, panik yaptık, yolda kaldık. Ekrem istifa. Ne güzel ya, işin yolunu bulmuşuz yani. İyi bilirim kendimden, kötü bilirim Allah'tan hesabı. Sürekli bir günah keçisi çıkarmaya çalışıyoruz. Ali Rıza yayını paylaşmış, sağ olsun. Bu arada pandemi döneminde vatandaş kullanmayan okul servislerine ve yenilenmeyen herhalde okul yemeklerine para ödemek istememişti. Şimdi kullanılmayan yollara, köprülere milletçe niye para ödüyoruz? Kar yağışı hemen kullanılmaz hale mi getiriyor? 2 metre mi yağdı? Mübarek kullanılmayınca böyle rezaletçe biz para almıyoruz. Yol, köprü, havaalanı yapanlardan niye kötü yaptınız diye. Yani biraz toparlayacak olursak. Yani biz o zaman niye istemiyoruz herhangi bir şekilde istifalarını vesairelerini? Biz niye köprülere bu kadar para ödüyoruz geçmediğimiz halde? Onu söylüyor arkadaşımız. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar, öyle yaz lastiklerini aniden bu kadar ani bastıran bir kar yağışına, diyelim arkada hammerlar var, işte arazi araçları, 4 tane tekerinde, 4 çekerinde zincir var, çivili lastik var, önündeki mallar durdu mu? Zaten öyle bir şey var. Bir de o kadar çok yoğun kar yağışı oldu ki şimdi oraya kar küreme araçları, yani daha önce açamamışlar veya birden bastırdığı için bu böyle oldu arkadaşlar. Solüsyon yok, tuz yok, tuz yok. Ya solüsyon ve tuzun üstüne 2 karış, 3 karış, 4 karış kar yağdı. Araç gidiyor, kar aracın önünde, araç karı itiyor, itiyor, bir duvar oluşuyor arkadaşlar orada. Kurtarma araçları da gelemedi. Daha iyi olabilir miydi? Evet. Ama şunu kabul edelim, bu bir doğa olayı ve biz bu doğa olaylarıyla yaşamayı bir türlü ama bir türlü öğrenemedik. Suç bireyden başlayarak hepimizde. Bireyden başlayarak, birey birey. Fatoş Hanım'ın mesajında Ali Kıran baş kesen olduk ya, esprimiz kalmadı. Yüzümüzden gülümsemeyi çaldılar. Ne oldu bize demiş. Evet, bugün paylaştığımız bu karikatürde de görüyorsunuz, her yerde şiddet, kavga var. Trafikte biri birine değdiriyor, bir iniyor, hemen o arabanın arkasından bir şey çıkarıyor filan. Ne oluyor arkadaşlar ya? Bu medeni ülkelerde olduğu zaman mesela, işte onlara medeni demek de içimden gelmiyor ama onlar kendi içinde kendine medeniler. Bir şey olduğu zaman iniyorlar mesela. Are you okay diyorlar. Are you fine diyorlar. İyi misin diyorlar filan. Bizde iyi misin filan değil. Zaten adam levye ile iniyor. Ulan ne biçim sürüyorsun ulan. Ne kadar çirkin. Evde de görüyorsunuz, baba karısına bağırıyor. Karısı çocuğuna bağırıyor. Çocuğu da oyuncak ayısına. İşte o oyuncak ayıya bağıran, oyuncak ayıya çekici gösteren çocuk yarın öbür gün trafiğe çıkıyor. Efendim, evden bakıyoruz, beyaz gelinlik gibi kar diyoruz. Trafikte kalıyoruz, beyaz kabus diyoruz. Efendim, bembeyaz ne güzel manzara diyoruz. Evde soğuk, doğalgaz parasını ödeyemiyoruz, kara kış diyoruz. Mevsimler de bizimle ne yapacağını şaşırdı yani.
İstanbul'u kim bu kadar nüfusla doldurdu? İstanbul neden bu kadar kalabalık? Bir durum olduğunda neden 80 il konuşulmuyor da sadece İstanbul konuşuluyor? İstanbul'u bu hale hangi zihniyet, hangi kafalar meydana getirdi? Bunu hiç sorgulamıyoruz arkadaşlar. Kalan mesajlar vardı. Ali demiş ki kurban olayım ismine. Ey yüce Mustafa Kemal Atatürk, öve öve törenlerle İstanbul Havaalanı açıldı. Kar yağdı, İstanbul Havaalanı pert, çatısı çöktü biliyorsunuz. Çok feci bir şekilde. Benim orada dua ettiğim tek şey arkadaşlar, efendim bu çatı çöktüğünde orada insanların, araçların olmamasıydı. Hakikaten durum, görüntü feciydi orada. Dediğimiz gibi yani her yerde sorunlar yaşandı. Havaalanında biz ne yaptık? Hemen işte havaalanın müdürü istifa mı diyeceğiz yani öyle bir şey olduğu zaman. Biz önce insanları, canları kurtaracağız oradan arkadaşlar. İşte öve öve açıldı havaalanı. Bu kargo bölümü çöktü. Ankara'dan İstanbul'a bakanların uçakları bilim bakalım hangi havaalanına indi? Cevap: Atatürk Havaalanı'na. İşte böylesine bir havaalanımız varken havaalanı taşındıktan sonra hemen havaalanının karnını deştik biliyorsunuz. Oysa Atatürk Havalimanı olduğu yerde durmalıydı. Bu havalimanı da olmalıydı. Ama ne yazık ki işte bakanlar, yetkililer vesaireler sadece iniş çıkış yapabiliyor. Yücel selam, güzel soğuk İzmir'den Yücel. Hayırlı günler. Dün 1858'de dünyadaki düğünlerin popüler müziği olarak Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinin düğün marşı bölümü ilk kez seslendirildi. 1954'te Ankara'da sıcaklık -30 dereceye düşmüş ki bizim yurdumuzda da birçok yerde Kars gibi -37 dereceleri gördü. Hakikaten Allah kolaylık versin. 1988'de Türkiye Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi'ni imzaladı. Bugün Dünya Gümrük Günü, Musa Kazım Karabekir'in vefat yıl dönümü. Rahmetle anıyoruz Kazım Karabekir'i. Ali Rıza, öğretmen ödevini niye yapmadın diye sorar. Öğrenci cevap verir: elektrikler kesikti, yapamadın. Sanayicimiz de mal üretimi yaptığı ülkelere doğal gazımız ve elektriğimiz kesikti, malınızı tedarik edemedik mi diyecek. Ne günlere kaldık, sonumuzu hayreyle ya Rabbi. Evet, bu organize sanayilerdeki elektrik kesintisi bakalım nelere mal olacak. Neden böyleyiz diye sorduk arkadaşlar. Son mesajlara geliyoruz. Bir kar yağdı, birbirimize kar topu haricinde her türlü nefreti, çirkefliği attık. Herkes birbirine girdi. Bu akşam neden böyleyiz diye sorduk. Özgür Metiner, dine siyaset karışınca böyle oluyor demiş. Din adamları siyasi kafaya göre adeta demeç veriyor. Bugün herhalde Ayasofya eski baş imamının söylediği, Mehmet Boynu Kalın'ın söylediği sözler. İşte Hazreti Adem ve Havva'ya hakareti savunanı Allah karla çarpar paylaşımını yaptı. Hiç kimse, buradan o imam efendiye sesleniyorum, hiç kimse böyle bir hakareti savunmaz arkadaşlar. Sadece 5 yıl önce yapılmış bir şarkıda işte böyle bir sözler geçmiş vesaire. Onun yüzünden Sezen Aksu'yu harcamayalım diye insanlar sanatçısına sahip çıkıyor. Durum bundan ibaret. Dediğimiz gibi herhangi bir suç unsuru varsa bunu siyasete, politikaya, goygoyculuğa taşımadan hukuk karşısına gider Sezen Aksu veya kim yazmışsa hesabını verir. Ama ne yazık ki Özgür Hanım'ın da dediği gibi dine siyaset karışınca bu çok tehlikeli bir durum. Din adamları da siyasi güce göre demeç veriyor. Halbuki din insanları, din adamları hakka göre konuşması lazım. Neden? Çünkü hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Siyasete, ona, buna, şuna değil, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Yok mu? Fesubhanallah. Subhanallah deriz ya işte, Fesubhanallah Erkin Baba'nın çok güzel bir şarkısı. Enstrümantal haliyle konuşuyoruz üzerine tabii.
Yücel bizim Burdur'da kar yağdı, iz örtüldü, don yamandı, diz örtüldü derler. Adaletsizliğin, haksızlıkların, aşırılıkların, fenalıkların, sevgisizliğin, nefretin, denetimsizliğin, hesap sorulmazlığın, saygısızlığın, empatisizliğin olduğu yerler TC'ye dönüşür. Yani travmalılar cumhuriyeti olur, sonra da tuhaflıklar cumhuriyetine ve tezatlar cumhuriyetine dönüşür demiş sevgili Yücel kardeşimiz, doğru söylemiş. Ali Rıza abi, kar yağınca doğa güzelliğine çoluk çocuk sevinen halkımız dışarı çıkıp kar topu oynar, kardan adam yapar. Daha sonra bazı aklı kıtlar niye kürekle girişip kardan adamları parçalar, yıkar? Hangi akla hizmet ediyor? Evet, bu kardan adamları parçalayan nefret dolu insanlar var. Şu anda da ekranda gördüğünüz karikatürdeki gibi işte nefretle büyüyen çocuklar. Belki de o yaşatılmamış, kar topuyla oynanmamış, kendisiyle birlikte bir kardan adam yapılmamış çocuklar çıkıp büyüdüğünde bunları taşlayabiliyor. Bunları da bir nevi anlayabiliyoruz da, geçenlerde kardan adam çalınmış. Kardan adam çalındı. Hayır, ne oldu o kardan adama? Ya demem o ki, o çocuğa ne oldu belli değil ya. Hayır Mesut enişte, hakikaten ne oldu, kardan adamı sattılar mı acaba? Hayır, sattılarsa kim aldı? Faruk Şen kardeşlerin mesajına geçiyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. İyi akşamlar Faruk kardeş. Çünkü neden böyle izledik? Çünkü hep ben diyoruz. Siyaset hayatımızın tam ortasında hatayı hep dışarıda arıyoruz. Çuvaldızı hiç kendimize batırmıyoruz. Siyaset hayatımızdan çıktığı zaman ben değil biz olduğumuz zaman, adalet ve liyakatte önem verdiğimiz zaman, eleştiriyi sadece başkalarına değil kendimize de yapabildiğimiz zaman bundan kurtulabiliriz demiş. Çok güzel bir mesaj. Fatoş Çınar Hidayet abimize, program büyüğümüze tekrardan kaybettiğimiz için rahmet dilemiş. Arkadaşlar aşk, sevgi ve sağlıcakla diyorum ya, yani ben bunu boşuna söylemiyorum. İnşallah sürekli olarak aşk, sevgi ve sağlıcakla olalım. Atatürk'ün sözlüğüne naçizane ilavem vardı biliyorsunuz. Yurtta barış, dünyada barış ama önce kendinle barış. Önce. Tüm paylaşımlara teşekkür ediyorum. Kendimize gelmenin tam zamanıdır. Paylaşım yapan, yorum yapan, tavsiye eden tüm dinleyenlerime teşekkürler. Yarın akşam inşallah saat 18'de buluşmak dileğiyle. Aşk, sevgi ve sağlıcakla. Mansure Sabah Show. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansure Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.